Herkese merhabalar. Tekrar birlikteyiz. Bir önceki videoda anımsayacağınız üzere semptomatik tedavi yerine kalıcı ve bütünsel bir tedaviyi ister miydiniz üzerine olan bir konuydu. Şimdi ise hepimizin gündeminde olan bir konuyla devam etmek istiyorum. Uyku. Bu aslına bakarsanız GAPS yaşam tarzının çok önemli parçalarından bir tanesi ve günlük yaşamımızda gerçekten zaman zaman bizi zor durumda, özellikle sürekli çalışan insanlar için zor durumda bırakan bir konu. Çünkü uyumadığınız zaman ya da uyku bozukluğu olduğu zaman ya da düzensiz uyku olduğu zaman neler çektiğinizi en az benim kadar sizler de biliyorsunuz. Ben kendi adıma söyleyecek olursam, yaklaşık 8 saat bana uyku yetiyor. 7 saat de bana yetiyor ama 7 saatin altına düşmeye başladığı zaman 6 ya da 5 saat olursa ayaklarım havada gezmeye başlıyor. Veyahut da çok fazla söylenenleri anlayamayabiliyorum. Veyahut da belli bir sürenin sonunda uyandıktan sonra 3, 4, 5, 6 saat sonunda vücut birdenbire düşüyor. Yani bağışıklık sistemi artık sizi uyarmaya başlıyor. Dinlenmenizi istiyor, uyumanızı istiyor. Ve bu tip durumlarda da siz de çok iyi biliyorsunuz ki çok verimli olamıyorsunuz hiçbir konuda. Gerek günlük işlerinizi yapma konusunda, hele hele işte bir iş yerinde çalışıyor iseniz ya da kendi işiniz ise sizi oldukça zor durumda bırakabiliyor. İş aslında belki de bu buzdağının görünen uç kısmı. Bunun çok daha fazlası olan konular da var. Bedenimizde neler olduğuyla alakalı, uyku esnasında veya uykusuzluk esnasında neler olduğuyla alakalı. Tabii ben bu konuda tamamen uzman olan bir kişi değilim. Bu konuda bir eğitim almadım. Sadece GAPS diyetiyle bağlantılı, GAPS yaşam tarzıyla bağlantılı olarak bildiklerimi, yaşadıklarımı size aktarıyorum. Bunu da özellikle söylemek istiyorum. Özellikle eğer GAPS yaşam tarzını benimsemiyor isek, ki bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim, Türkiye'de oldukça yeni, GAPS ismini duyanlar bilemedikleri için haklı olarak, bir de İngilizce kısaltma Gut and Psychology Syndrome, beyin bağırsak sendromu olarak geçiyor. Çoğu zaten bu böyle bir yaşam tarzını bilmediği ve alışkanlıklarını tekrar ettiği için, bütün dostlar, hepiniz için, hepimiz için, benim için de geçerliydi bundan 7 sene öncesine kadar. O nedenle birçok yeme içme konusunda, yeme içmenin getirmiş olduğu rahatsızlıklar konusunda, psikiyatrik ya da psikolojik sıkıntılar konusunda birçok sıkıntılar yaşıyorlar ve bunun için de haklı olarak sürekli işte hastane, doktor protokolleri, eczane, ilaç protokolleri üzerinden gidiyorlar. Fakat bir türlü de bundan kurtulamıyorlar. Bunun bir parçası da uyku. Eğer uykumuzda bir düzensizlik varsa, bir sıkıntı varsa, uykularda uyanıyor isek ve sonra uykumuz kaçıyor ise ve uyuyamıyorsak sonrasında veyahut da çok geç yatmayı beklediğimiz halde uykumuz gelmiyor ise, bunların hepsinin sebebi var. Kıymetli dostlar, şunu unutmayın ki bizim bütün vücudumuz, fizyolojimiz ve buna bağlı olan en büyük organımız, beynimiz tamamen birbiriyle eş güdümlü olarak çalışıyor. Yani hepsinin sağlıklı olması gerekiyor. Evet, hepsinin sağlıklı olması gerekiyor ki bu ahenk içerisinde dans edebilsin. Onun haricinde bir baş ağrısı, bir kabızlık, bir ishal, bir çarpıntı, bir kan basıncı ile ilgili bir sıkıntı, hemen bunu dikkate alıp artık yaşam tarzımızı değiştirmemiz gerektiği ile ilgili vücudumuz bize sinyal veriyor. Bunu eğer başımız ağrıyorsa ağrı kesici, kabızsa kabızlığı dindirmek için ilaç, ishal ise onun için bir yine kimyasal toksin alıp bunu anlık olarak durdurmayı seçiyor isek, üzgünüm, bu tekrar etmekle beraber yanı sıra başka rahatsızlıkların da beraberinde getirecek. Bunlardan bir tanesi de konumuzla alakalı olarak uyku. Eğer uyku düzenimizin iyi olmasını istiyor isek,
güzel uyuyabilmek istiyor isek, öncelikle bizim yaşantımızın düzenli olması gerekiyor. İlişkilerimizin belli bir ölçüde bir huzur içerisinde olması gerekiyor. Günlük yapmış olduğumuz aktivitelerin, rutinin belli bir seviyede olması gerekiyor. Yani ne demek istiyorum? Aşırı yorucu, ertesi gün tamamen hiçbir şey yapmadığımız bir düzende olmaması gerekiyor. Veyahut da yeme içmemizle alakalı, elbette tabii ki GAPS diyetini hemen başlayın diyeceğim. İşin sonunda, son tahlilde. Ne bulursak yiyor veyahut da ne bulursak yiyene kadar aç kalıyorsak, düzensiz öğünlerimiz var ise, işte o zaman bu beden bize nasıl hizmet etsin? Çok basit anlamda. Pekala, düzenimiz buna uymuyor ise, bunun için çok gerekçelerimiz var ise, ki eminim hepimizin vardır. Bunun bir kısmı ekonomik olabilir, bir kısmı ilişkisel olabilir. Birlikte ilişki içerisinde yaşadığımız iş olarak, aile içerisinde olsun ilişkilerimiz olabilir. Bunları kesinlikle kabul ediyorum. Fakat bunların daha önce de söylediğim gibi bize çok fazla faydası olmadığı için beynimizin şu şekilde çalışmasına müsaade etmemiz gerekiyor. What's great about this? Bundan çıkarabileceğim en iyi sonuç nedir? Yani bu koşullarda ne yapabilirim diyebilmemiz lazım ve ona göre hiçbir şey yapmamaktansa çok küçük adımlarla, çok küçük çözümlerle yola koyulmak lazım. Aksini düşünebiliyor musunuz? Bir probleminiz var, biliyorsunuz. Bilinç altında da bu duruyor ve sürekli de onunla yaşıyorsunuz. Buna yaşamak denir mi? Denmez elbette. O bakımdan lütfen eğer varsa bir sorunumuz, bunlardan bir tanesi de uyku problemi ise, bunun sadece işte zamanında birçok bu konuda uzman bilgi veriyor. İşte zamanında yatağa girin, şunu yapın, bunu yapın. Evet, ama eğer bununla çözülmüyorsa demek ki bunun arkasında başka konular var. Bedenimiz, ilişkilerimiz, ruhumuz, psikolojimizle alakalı. Bunları hiç korkmadan, çekinmeden masaya yatırınız ve küçük adımlarla çözme yolunda önce kendi olanaklarınızla nasıl yapabilirsiniz bunu düşünün. Eğer gerekiyorsa yardım isteyin yakınınızdaki bir kişiden. Olmuyorsa profesyonel yardım alın ve ama bunu muhakkak çözün. Çünkü hayat gerçekten yaşamaya değer. Her ne olursa olsun. Bu arada bir kısa bilgi verip konuyu kapatmak istiyorum. Bizim uykusuzluk anında, yani uykumuzu alamadığımız zaman ya da çok az uyuduğumuz, birkaç saat, 3 saat uyku uyuyorum diyen insanlar var ya, o zaman ne oluyor biliyor musunuz? Bedeninizde, bizim vücudumuzda biliyorsunuz trilyonlarca mikroorganizma var. Onların içerisindeki bize dost olan bakteriler, daha önceki videolardan hatırlarsanız L formundaki bakteriler bize düşman bakteriler haline dönüşüyor uykusuzluk anında. Bunun çok öyle özel bilimsel açıklamalarını yapmaya gerek yok. Yani vücut ihtiyacı olanı alamıyorsa, en önemli hayat şeylerinden bir tanesi uyku, yani dinlenemiyorsa, kendisini standby'a alamıyorsa, zorlanıyor ise, o zaman vücudumuz bize düşman hale geliyor. O nedenle bizim aslında beynimizde salgılanan birçok hormon var. Bunlardan bir tanesi adenozin hormonu, kimyasal. Bu bizi aslında uykuya götürmek için bize her defasında hatırlatıyor. Uykumuz geliyor, başımız öne düşüyor. Uykumuz... Ve biz bunu her defasında bir kahveyle, bir kadeh içkiyle öteliyor isek, uykusuz tutuyorsak, daha çok çalışayım, daha çok, bunun bize hiçbir faydası yok. Demek ki uyku bizim GAPS yaşam tarzımızın en önemli aktörlerinden bir tanesi, yeme içme kadar, nefes almak kadar önemli. Umarım uykularınız mışıl mışıl olur, güzel sağlıklı sabahlara uyanırsınız diyorum. Bunun için de gerekeni yapmayı unutmayın lütfen. Görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıkla kalın.